Selam arkadaşlar, mutlu günler, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler, sağlık olsun, gerisi boş, her şey halloluyor. Önceki vlogda izlediyseniz beni pek keyifsizdim, idare etmeye çalıştım ama bugün bomba gibiyim diyeyim, çok şükür, çok şükür. Böbrek ağrım kalmadı, bugün biraz ortalığı toparladım. Şimdi iki makine çamaşırım var, dün yıkanmış ve kurumuş çamaşırım var. Onlar katlanacak. Toz bezlerimi yıkamak istiyorum. Makineye atacağım. Toz bezlerinden önce de mutfaktan havlularımı, el bezlerimi, işte bir iki tane masa örtüsünü yemek yerken buraya masaya attığımız masa örtülerini yıkamak istiyorum. Onlar da akşama kadar kurur, burada çeker. Biliyorsunuz kolumu kaldıramıyorum. Çok fazla ağrı yapıyor. Tellerimiz de bayağı bir yüksek ama oldukça da açıldı. Artık bakın şu kadar kaldırabiliyorum ama canımı yakıyor. Bir yıl geçti. Geçen yıl Mart'tan beri kolumla ilgili problemim var. Biliyorsunuz. Ama yavaş yavaş açıldı. Çok şükür, buna şükür. Bin şükür, hiçbir iş yapamıyordum. Dışarı asamıyorum o nedenle. Çamaşırlıkta evde asıyorum. Ve topluyorum. Asıp toplayabiliyorum. Şimdilik böyle idare ediyorum. Umarım bir gün balkonuma da asabilirim. Ay, kameraya bakamıyorum. Şöyle böyle ekrana bakıyorum. Kamera burada. Ne olur beni yanlış anlamayın. Gözüm kayıyor o tarafa. Hadi şimdi ben toplayayım. Masa örtülerimi açayım. Onlar yıkansın ve ben de o arada toparlayayım. Buraları katlayayım. Attım. Masa örtüleri yıkansın. Deterjanım bitti. Biraz varmış. Kullandım. Yapacağım ya bunu. Bir güzel yıkayayım diyorum. Deneyeceğim. Çiçekleri sulamak için kullansam nasıl olur böyle şey. Ağzı da var ya, akıtmalı. Bir deneyeceğim. Olmazsa atarım geri dönüşüme. Varmış. Çok şükür. Ay dedim, deterjanım yoksa ne yapacağım? Varmış. Hemen bunları da çıkarttım. Şimdi deterjan dolabıma koyayım. Yerlerinde hazır beklesinler. Arkadan da toz aldım. Toz bezlerim, temizlik bezlerim yıkanacak. Bu da banyoda yere koydum. Onları atacağım inşallah. Böyle arkadaşlar. Hadi bakalım şimdilik. Ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra şöyle diğerini de alayım. Böyle dursunlar. Bu beyazlarda kullandığım oksi. Bu da renklilerde kullandığım. Diğeri de yüzey temizleyicim. Yerleri her seferinde onunla silmiyorum ama ara sıra siliyorum. Böyle. Haydi şimdi. Hemen başlayalım katlamaya. Az önce oğlumu aradılar terminalden. Artık gitme vakti geliyor ya. Kısmetse cumartesi günü gidecek. Bugün perşembe. İşin garibi. O gidecek ama ben evde olmayacağım arkadaşlar. Bulgaristan'a gidiyorum ben de cumartesi sabahtan. O da gece, cumartesi gecesi. Yani pazar sabahı gibi diyelim, bir de yola çıkacak, biletini aldı. Sabah 8'de de Ankara'da aktarmasını yapacak, Çankırı'ya gidecek inşallah. Oğlum beni uğurlayacak bu sefer, ben onu değil. Gideceğim şimdi, cumartesi girdi çıktı yapmam lazım. Giriş yapmam lazım Bulgaristan'a. Cumartesi yola çıkacağız. Pazar günü muhtemelen orada olacağım. Artık dönünce oğluşumla haberleşeceğiz. Orada telefon ve internet problemi oluyor. Kullanılamıyor. Açılamıyor.
şey diyeceğim, onu diyeceğim. Bilette sorun olmuş da Ankara Otogar'dan aradılar. Çankırı firması. 7'de binecekti. 8'de bineceksiniz. Hani bir aksaklık oldu demişler. 8'de binecek orada. Onun haberini verdiler. İşte yarın son günümüz. Bakalım. Bugün, yarın, cumartesi de 12'de işte ben çıkacağım yola. Bir de otobüsüm hareket ediyor. Şöyle çamaşırlarım da dedim şey yapmasın, kalmasın, bitsin, her şeyi yıkayayım da toplayayım. Yarın şöyle bir dinleneceğim çünkü çok yorucu bir yolculuk oluyor Bulgaristan yolculuğu. Biraz dinlenerek gideyim. Hatta bu çektiğimi yarın editleyip yüklemek istiyorum ki ben Bulgaristan'dan dönmeden muhtemelen siz bunu izleyeceğiniz size izleyecek blog olsun. Yoksa editlemezsem izleyecek blogumuz olmayacak. Arkadaşlar, vaziyetler bu. Bugün kargo bekliyoruz. Kargo, bu Bulgaristan'a gideceğim için oradaki bir iki hanım arkadaşlar vardı bizimle gezen, dolaşan gittiğimizde. Çok güzel, çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Onlara hediye bakmış. İzlemiyorlar beni, bilmiyorlar benim YouTube'um. O yüzden şimdi rahat konuşuyorum. İzlemeyecekler için onlara hediye siparişi verdik dün. Kızımdan rica ettim. Hadi dedim yavrum sen çabucak. Çabucak yapıyorlar ya, şey yapıver, şu benim Cartier'lerden, iki tane taşçılardan sipariş verdik. Bugün gelecek inşallah. Yola çıktı dün, hemen. Onlara birer tane onlardan hediye götürmek istiyorum. Böyle bir iki küçük bir şey daha alırım. İnşallah görüşebilir miyiz, görüşemez miyiz oradan? Ama görüşmeyi ümit ediyorum. Görüşemesem de bir şekilde onlara iletmeye çalışacağım hediyelerini. Çünkü çalışıyorlar. Belki uygun olmayacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi bu iki tane kaldı. Bir çamaşırlık daha var. Onları da katlarım. Ondan sonra işim biter. Çamaşır katlamayı, asmayı, tülemeyi hiç sevmiyorum ama mecburuz. Hemen şöyle kabaca. Otuz yıllık yelek. Sürekli sırtımda atamıyorum, satamıyorum. Böyle. Kızımla bir örnekti bu küçükken. Aynı ipten, aynı modelden. Dümdüz burada bir saç örgüsü var. Kızımla bir örnek. Bir şey olmadı. Eskidi. Evet eskidi ama atamıyorum. Bir yerine bir deliği yok, bir şey yok. Niye atarım? Öyle ben kolay kolay eşyalarımdan vazgeçemem hiçbir şeyden. Uzun süre kullanırım. Artık böyle delinecek, yıpranacak. Ondan sonra alırım çoğunlukla. Çok ihtiyacım olmadan almam. Uzun süre kullanırım. Şimdi ben bunu götüreyim hemen. Diğer çamaşırla getireyim. Şimdi az önce kızım aradı. Aradı böyle. Anne dedi bu gece dışarıda yemek yiyelim mi? Birlikte. Tamam dedim. Olur dedim. Yemeğe çıkacağız. İşten gelsin. Şunu hemen kapatayım da. Hemen gelsin. Çıkacağız, hazır olun dedi. Gitmek istediğiniz yere karar verin dedi. Dedim fark etmez benim için. Ondan sonra bakalım. Bu gece yemek yapmıyorum.
Çok güzel. Cepleri kurudu mu diye baktım. Evet. Nemli kaldıysa katlamayın. Yani dışarı gideceğiz bu gece. Nasıl mutlu oldum ama. Şimdi işimi bitirince şey yapacaktım. Mutfağa girecektim. Mutfağa girmeyeceğim. Ve bu da son. Oğlumun eşofmanları. O da şimdi yarına çantası da yapılacak onun. Bakalım o mu yapacak, ben mi yapacağım? Ne alacak yanına? Kalınları bırakır herhalde. Bunlar biraz kalın. Çok şükür. Evet. Sonra görüşürüz. Toz bezlerini de koydum. Onlar yıkana dursun. Diğerlerini asayım. Havlularım da çıktı. Astım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacağız. Gelmiş beklediğimiz kargo. Kızım geldi. Gelirken de yukarı çıkardı. Bir açsın sizle beraber bakalım. Çok karanlık aslında ama olsun. Neyse. Aç aç. Aç bakalım nasıl geldi. Neler geldi. Bakalım. İş nasıl geçti bugün? Yoğun geçti. Denetimimiz var. Koşturmaca. Aman iş olsun da. Aynı çantalara, kutulara koymuş. Evet. Çok iyi olmuş. Sanırım fatura. Faturası herhalde onlar. Evet, faturalarını gönderiyor çünkü. Evet. Hangisini açayım? Hiç fark etmez. Hepsi açılacak. Daha dolu gibi duruyor. Ah, şey bantlamış dur. Diye. Neden bu sefer bantlamış? Diğerlerinde bantlı değildi. Ya çok dolu kapansın diye bantladı. Evet, kurdelesin. Ay. Kendiminkini açtım galiba. Kendine de aldın değil mi? Kendime aldıklarım bunlar. Ha, iki tane gümüş var. Ya bir demiştim ya. Ha şey. Tek tek paketten açayım mı şu an? Aa, aç da koluna bakalım nasıl olacak. Işığı açsana annem şu lambayı. Bak bunu aç, avizeyi açarsan. Bayağı karanlık. Ha. Böyle bir kameraya göster bakalım. Ay çok güzelmiş gümüşü de. Pırıl pırıl. İnşallah benimkiler gibi iyi çıkar da. Buyurun. Bak bir yıldır sürekli elimde. Sarı aldım. Sarı aldım. Gümüş rengi. Keşke rozumu da alsaymışım. Başka tepede de onu olmuş artık. Ha, bu da böyle simli. Daha bak tamam oldu bana. Evet. Daha küçük boyunu aldım ben. Şu simliyi de takayım. Tak bakalım. Bakalım güzel mi? Bu simliden emin olamadım ama. Ya çok bence güzel çok duruyor. Böyle saatimin yanına takarım gibi düşünmüştüm. Evet. Çok güzel. Şimdi açmak için bir bulayım. Orası değil. Burası. Aşağı yukarı yapıyorsun açmak için. Yan yana mı takayım şu an? Tak yan yana tak. Fark etmez. Sonra tek tek istediğin zaman takarsın şu an. Hmm, çok hoş. Güle güle kullan. Sarıyı da takayım. Düzünlük çok güzel olur senin için. Sen çok fazla evet. Sarı sevmiyorsun. Aynen öyle. Sarı bayağı sarı gerçekten. Sertler. Takamadım onu anne. Bozuk mu acaba? Ha, yok ya şey. Bir zor geldi. Dur dur öyle değil. Tek elle ben de yapamadım. Oldu mu? Bu da sarı. Çok güzel. Güle güle kullan. Şimdi. Bu tamam. Aynen. Diğerleri de hediye olanlar sanırım. Ha, bir açıp bakalım da. Paketi açayım mı?
Aynısı değil mi? Ama aynısı, aç da bir boyuna. Şeyine bak, açıp kapatmasına filan. İnşallah bozuk değildir. Ne çok hareket ettim. Başı döndü insanların. Ne çok güzel. Bir sorunu yok. Taşları filan da yerinde. Gel keşkülüm gel. Gel keşkülüm gel. Ne işler dönüyor burada merak ettim değil mi? Hı? Yeni ciciler. Bunları sana götüreceğiz. Ben sevdiğim için sanıyorum herkes sevecek. Güzel çekildi. Kapatamıyorum ya. Bence güzel. Güzel güzel. Güzel günlerde kullansan inşallah. Onlar da beğenirler. Umarım. Beğenirler bence. Böyle şimdi o zaman biz ne yapıyoruz geç gün? Sen yatıyor musun? Yatıyor musun annem? Paketlere mi bakacaksın? Sen bunları koklamak istiyorsun. Ben biliyorum seni. Tatlım uykudan mı uyandın? Sen mahmurlu mahmurlu bakıyorsun öyle. Annem uyuyordu. Açılmaya çalışıyor. Hadi o zaman şimdi biz hazırlanalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şarkıyı söyledik. Siparişimizi bekliyoruz arkadaşlar. Mikrofon ses gelmiyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama. Söyle de açmam lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz geldik. Siparişlerimizi bekliyoruz. Ayranlarımız geldi. Ben Urfa yiyeceğim. Urfa kebabı. Oğlum Urfa. Kızım da Beyti. Beyti alacakmış. Çok hızlı çalışıyorlar. Çok koşturuyorlar. Ha bizim mi geldi? Ha? İkramlıklar geldi. Bulgur sanıyorum ya buğday, yoğurtla buğday artık ismi neyse bilmiyorum onun. Size bir... Şöyle. O yüzden yemek süresi. Çiğ köfte mi var orada? Hmm. İçli köfte de getirecekler. Bu buğdaylı ya da bulgurlu bir şey. Bunu ilk kez. Geçen geldiğimizde böyle vermemişlerdi. Aynen. Değişik. Bu acıka. Yemeklerimiz geldi. Afiyet olsun. Beğendin mi? Biz şimdi kalktık. Kızım bizi bir yere getirdi. Çok sevdiği bir yermiş. Bize çikolata ısmarladı. Hepsi birbirinden güzel. Bakalım ben de tadına bakacağım. Umarım güzeldir. Seninki de çok şık görünüyor Didem. Evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Aa, çikolataların taşmış.
Ben onu görmedim. Kremayı gördüm. Çok güzel. Bir de afiyet olsun. Bence bozulur görüntü öyle. Eve geldik biz. Şimdi hemen üzerimi değiştirmeden çamaşır makinesine bırakmıştım toz bezlerini. Asmamıştım, onları asacağım. Hemen şimdi çamaşırları çıkardım buraya. Çamaşırları asmadan önce de kapanışımı yapayım. Ondan sonra da vedalaşıp işime bakayım diye düşündüm. Gittik. Kızım çok güzel bir yere götürdü bizi. Ben hiç gitmemiştim. Bize yemek ısmarladı. Oradan da çikolatalı tatlı ısmarladı. Bir yere götürdü yine. Çok güzeldi. Tatları da çok güzeldi. Değişik tatlar, lezzetli tatlar. İşte bugünümüzü de böyle ayarladık. Gezdik, dolaştık hep birlikteyken. Allah kesesine bereket versin. Daha çok nasip etsin inşallah anneciğim sana. Evet arkadaşlar, bir sonraki vlogda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.